Yanından geçiyoruz ha. Kendimi Don Kişot gibi hissettim. Evet. Şey. Sancho Pancho. Harika.
5.8 kilometre. Ama şey, bir yere bakar mısın? Güzel bir yer. Evet, güzel. Hoş. Şu binayı mesela çekeyim. Evet. Hoş bir bina. Neymiş? Mehmet Akarsoy Ortaokulu'ymuş. Işıklarda bekliyoruz. Kırmızı yanıyor. Zeytinyağı şişemiz var. Bir ada. 444-24-24 Adope. Bir klima isterim. Uyaz yine yanama. Efir kıpırırsın. Yenilerim ferah olsun. Karatili olsun. Çok da sessiz olsun. Uyaz da baymak olsun. Olsun. 5 yıl garantili baymak klimalarla uyaz her yer füfür füfür olsun. Olsun. Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için. Şu tam karşı biliyor musun? Evet. Yani mesela orada
Sosyalağlardan selamlarınız geliyor. Teşekkür ediyorum. Hepsini aldık, kabul ettik. Bol müzik tadında kıvamında. Sohbet her zaman frekansın. Sizler için birazcık enerjinizi yükseltebilmek, bazen ruhunuzu dinlendirebilmek adına stratejisi hep bu. Efendim, saatimiz 12.26'ya ulaşmış. Bir biletimiz var Twitter'da. Çok da hoşumuza gitti. Bizim adam şurası. Bir arabanın içinde bir İtalyan, evet, bir Avrupa, bir Azerbaycan, bir Arap, çok İsmail, üç Türk, Halil, Zeynep, Adem, arada köprü var yani. Asos'a gidiyoruz diyor. Sizi de yanımızda götürüyoruz. Bizim için bir şarkı çalar mısınız? Karadeniz fıkrası gibiyiz. Öpüyoruz sizi demişler. Hakikaten öyle, çok hoş da bir bileti. Teşekkür ederiz. Biz de sizinle beraber geliyoruz. İzmir'e geldik. İzmir sınırları içindeyiz. Otobandayız. 99 köyde daha yolumuz var. Otele. Evet. Alaçatı'ya. Yani Alaçatı'ya. Aynen. Kalabalık biraz otoban. İzmir o zaman kalabalık. Evet. Şöyle. Şekil bira. Yön olarak.
LGS diyor. Evet, LGS diyor ilk defa daha Türkiye'ye girdiğimizden beri. Evet, yapsana da. Evet, hiç otobandan gitmemiştik ilk kez burada gittik. LGS'den ödemen geçiyoruz. LGS'den geçiyoruz. Dağıt dağıt diyecek. 30 kilometre ile geçiniz. 30'a mı geçeceğiz? Yapacak. Yok mu? 3.75 dedi. Dedi mi? Giriş yok mu dedi? Lütfen yönel kavşaktan 3. çıkışta ayrıldınız. Sonra sola dönünüz. Biraz sonra sağa dön. Bu kim varmış peki biliyor musun? Ne? Bugün kim varmış? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Yok o İzmir'de Muharrem İnce. Burası İzmir değil mi? İzmir'e bağlı evet. İzmir'e bağlı ama işte bir merkez. Villa uzak bu, fora. Güzelmiş herhalde. Şeyler çok hoş binalar. Bilmiyorum. Yapılar evet. Gerçekten güzelmiş. Kim varsa var gitmek istemiyorum. Şöyle sağlı sol. Lütfen 200 metre sonra sağa dönünüz. Dağılın diyorsun ya. Yok. Alaçatı'da sokaklar çok cici. Evler taş taş. Çok hoş. Yapıların güzelliğine bak ya. Çok hoş. Acayip güzel. Geçtik. Yine şehitlikler vardı.
polis. Çakma polis. Maaşını az verirse incelmiş bayağı. Değil? İncelmiş bayağı. Sayın hocam. Çok hoş bir olay ya. Çok güzel bir olay. Çiftlik diye bir yermiş. Evet, ne bitti. Windows XP'ye benziyor. XP, sana. Aynen. İnananlar yalnız şimdi sağdan çıkınız. Peki. Siz bizim hakkımızda ancak iki güzel şeyden birini bekleyebilirsiniz. Oysa biz Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle sizi bir cezaya uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin. Kuşkusuz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Peki. İster gönüllü, ister gönülsüz bağışta bulunun. Bu sizden asla kabul edilmeyecek. Kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerinde bir kuşku olmaya devam edecektir. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Kuşkusuz Allah, inananlardan canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da verdiği gerçek bir sözdür. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim var? İçleri daraldıkça daralmıştı. Öyle ki onlar sonunda Allah'a karşı yine Allah'a sığınmaktan başka bir çare olmadığını anlamışlardı. Aslında Allah onları tevbe etmeleri affetmişti. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olandır. Evet. Ey inananlar. Evet derken Allah'tan korkun ve doğrularla yani birlikte olun. Mersin'e giriyoruz. Şimdi sağdan çıkınız. Ne Medine halkına ne de çevresinde bulunan Bedevi Araplara savaşta Allah'ın elçisinden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına yeğlemeleri yaraşmaz. Ne? Canım Mersin memleketim. Çünkü onlar için Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, düşmanlarını kızdıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları yoktur ki buna karşılık kendilerine iyi bir iş yazılmış olmasın. Bizim gelişimizi, bizim gelişimizi kutluyorlar. Sarıya bizim gelişimizi kutluyorlar. Evet, yakınınızda bulunan inkarcılarla savaşın. Coşkun ailesi geliyor. Hoş geldin Abay Fişekeri. Hoş gelmişler. Rica ederiz, rica ederiz. Ne hoş demek, gördük. Çok hoş bulduk. Ne zaman? Çok hoş bulduk. Ama işte gündüz olsaydı tabii ki güzel olurdu yani. Bu neymiş? İnananlara gelince doğrusu bu onların inancını arttırır. Bu tarafta kalmış. Ve şimdi sevinir. Ancak kalplerinde hastalık bulunanlara gelince bu onların pisliklerine pislik atar. Bizim mahalleye yaklaşıyoruz.
Arabamızı yıkamamız lazım. 12 saattir yoldayız yapmış. Çok kirlendim. Ya şimdi kan azalıyor. Çok sütüm yapamıyorum. Daha iyi şey varmış burada. Evet varmış diye gösteriyor mu? Biraz sonra sağa dön. Burada mı söyleyecek? Biraz sonra diyor. Ha, daha ileride. Biz Yeşil Belediyesi'ne gidelim. 300 metre sonra evet. Sağa dönüyoruz. Hemen arkasından yarı sola dönüyoruz. Bakan Merzec'e gireceğiz değil mi? Evet. Akşam Merzec'te İsmet İnan'ın bulvarına gireceğiz. Şurası et sanki bakın. Şimdi sağa dönüyoruz. Burası. Neydi? Bir sonraki. Yanlış girdik. Yok göstereyim işte. Şimdi yarım sola dönüyoruz.